Günaydın. Bugün 12 Kasım Pazartesi. Yeni Bakış Web TV'de sizlerle birlikteyiz. Bugün Güne Yeni Bakış programında sevgili Serkan Soyalan'ın yerine ben sizlere bugünkü olayları, bugünkü haberleri aktarmaya çalışacağım. Sevgili Serkan 2 gün yurt dışında bulunacağından dolayı gazetelerdeki bilgileri sizlere ben dilimin döndüğü kadar aktarmaya çalışacağım. Evet, her zamanki gibi biz Yeni Bakış gazetesiyle başlayalım günümüze. Yeni Bakış gazetesi bugün manşetten Özlem Çimendal imzalı bir haberi vermiş ve manşette kriz hırsızlığın da niteliğini değiştirdi. Ülkeyi kasıp kavuran ekonomik kriz hırsızlık olaylarının şeklini de değiştirdi. Geçmiş yıllarda ev açma, ziynet eşyası çalma şeklinde gündemde yer alan hırsızlık olayları son dönemlerde telefon çalma, kıyafet çalma ve en dikkat çekicisi de yemek ve gıda ürünleri çalma şeklinde gerçekleşiyor. Evet, gerçekten düşündürücü. Demek ki insanlar tabii ki telefonla kıyafet biraz absürt kaçıyor ama temel ihtiyaçları için artık hırsızlık yapıyor. Tabii ki ekonomik krizle birlikte doğru orantılı olarak hırsızlık oranları artıyor, şekli de değişiyor. Bunu normal karşılıyoruz veya karşılamıyoruz normal de bu tarz olayların bu şekilde dönmesi kriz yaşanan her yerde hemen hemen aynı deniyor. Evet, haberin detayında ülkede 2018 Ekim ayı içerisinde 29 hırsızlık olayı mahkeme kayıtlarına yansırken suçların işleniş şekilleri de ülkedeki ekonomi kötüye gidiş tablosunu da net bir şekilde ortaya çıkarıyor. Buna paralel olarak gıda ve gıda ürünlerindeki hırsızlıkların ve temel ihtiyaç hırsızlıklarının artışa geçmiş olması da çeşitli sosyal ekonomik sorunların topluma olumsuz yansıyışı olarak değerlendiriliyor. Hırsızlık olaylarının ağırlıklı olarak turistik bölgelerde ve öğrenciler arasında gerçekleşmesi hem yüksek öğrenim sektörünü hem de ülkeye girişlerdeki yetersiz denetimi bir kez daha düşündürür hale getiriyor denmiş haberde. Biliyorsunuz bu haberle habere benzer bir olay bir otelde yaşanmıştı. Salamis Bay Conti Otel'de. Vatandaşlar sosyal medyadan da çok büyük tepki göstermişlerdi. Burada diyor ki haberde mutfaktan yiyecek çalma en dikkat çekicisi oldu Ekim ayında. Hırsızlık olaylarına bir diğer aktarmamız gereken nokta hırsızlık olaylarına turist statüsünde olan Avrupa ülkesi vatandaşları da karıştı. Yani hırsızlık derken tek bir yer kastedilmedi. Evet ve haberin detayında Ekim ayı içerisinde ülkemizde meydana gelen olaylar aktarıldı. Tek tek çok ilginç ve güzel bir haber. Ülkemizde Ekim ayında neler olduğu
ile alakalı. Evet, bir diğer haber sürmanşetten. Mausa İnisiyatifi aktivisti Doktor Okan Dağlı, Derinya ve Aplıç kapılarının açılmasının iki toplumun ruhen yakınlığının yanı sıra fiziki yakınlığını da somut olarak gerçekleştireceğini vurguladı dedi. Evet, bugün biliyorsunuz eğer bir aksilik olmazsa Lefke'deki Aplıç ve Mausa'daki Derinya kapıları açılıyor. Bu açılan iki kapı ile birlikte toplam güneyle olan güneyle geçişlerin sağlandığı kapı sayısı da 9'a çıkıyor. Bizler de Yeni Bakış Web TV olarak Aplıç kapısının açılışını hemen bu programın ardından sizlere canlı olarak aktarmaya çalışacağız. O yüzden bizden ayrılmayınız diyoruz. Evet, 44 yıllık sessizlik yerini canlılığa bırakacak demiş Mausa İnisiyatifi aktivisti Doktor Okan Dağlı. Okan Dağlı, 44 yıldır kullanılmayan ve Mausa'nın kuzeyi ile güneyini bağlayan ana arteri oluşturan bu yolun tekrardan aktif hale gelmesi bir canlanmayı da beraberinde getirecek, her türlü yakınlaşmayı da artıracak demiş Derinya Kapısı'nın. Kapıların açılışının en önemli kazanımlarından birinin de turistik yoğunluk ve ekonomik katkı olarak hayat bulacak olması olduğuna vurgu yapan Dağlı, güneyden Ayanapa'dan günlük turlarla gelen turistlerde canlanma ve sayısal artışın gerçekleşmesinin beklendiğini kaydetti. Kapıların açılışının en önemli yanlarından birinin de Türk ve Rum liderlerinin Kıbrıs konusunda ve güven yaratıcı önlemler bağlamında bugüne kadar attıkları ilk somut adım olması olduğunun altını çizen Dağlı, bunun 2015'ten bu yana tek somut adım olma özelliğini de taşıdığını vurguladı. Lefkoşa'nın Çağlayan bölgesindeki geçiş noktası için de olumlu adımların atılabileceğine işaret eden Dağlı, bölgenin 74'ten sonra sessizliğe ve karanlığa terk edilişinin de son bulacağı bir adımın böylelikle atılabileceğinin dikkatini çekti. Dağlı, 74'ten önce Lefkoşa'nın en canlı bölgelerinin başında gelen Çağlayan bölgesinin de böylelikle tekrardan eski şaşalı günlerine kavuşturulabileceğine işaret etti. Tabi burada Sayın Dağlı'nın dikkat çektiği bir nokta, şu anki liderlerin atacakları, bu kapılarla atacakları ilk somut adım olacak. Yani arada görüşüyorlar diyorlar ama ilk somut, yani ilk eyleme dönüşen olay bu kapıların açılması. Dileğimiz bu kapıların yanında birçok kapının açılması. Çünkü toplumlar birbirlerini tanıdık sonra toplumlar yakınlaşıyor. Birbirlerinin öcü olmadığını görüyor. Açılan her kapı birilerine ekmek kapısı oluyor. O bölgelere, kapıların özellikle bulunduğu bölgelere bir canlılık geliyor. İki taraf için de geçerli bu. Yine turist geçişleri oluyor. Yani artısı çok. Umarız bunun arkası da gelir. Sadece bu iki kapı ile kalmaz. Evet. Sayın Dağlı demiş ki güneyden kuzeye turist akışı hızlanacak, ekonomi canlanacak. Güneyden kuzeye olan yoğunluğu yeni geçiş noktaları rahatlatacak. Fiziki bölünmüşlük ortadan kalkacak.
Her yeni geçiş noktası demek sosyal, kültürel, ekonomik katkı artırımı demek demiş Okan Dağlı. Yine bir özel haber daha, sevgili Melin Dopran'ın köylerimiz haberi. Melin Dopran köylerin nabzını tutuyor, köylerdeki sıkıntıları anlatıyor. Bugün Çınarlı köyü aktarılmış. Çınarlı muhtarı Sami Başkan, köydeki ova yollarının temizlenmesi ve tamir edilmesi gerektiğini söyledi. Haberin başlığı ise devlet köylerle ilgilenmiyor. Doğrudur. Devlet şu anda, yani şu anda değil, geçmişte de özellikle birçok köyle sadece seçim dönemi olduğu zaman ilgileniliyor. Akıllarına seçim dönemleri köylüler geliyor. Sami Başkan şunları demiş: köyümüzde hiç hali arazi yok. Ova yolları temizleme ve tamir istiyor. Atıl binayı köye kazandırmak istiyoruz. Belediyeden herhangi bir şikayetimiz yoktur. Başkanımız sağ olsun elinden geleni yapıyor. Bizim sorunumuz devlettir. Devlet köylerle ilgilenmiyor. Köy girişindeki binanın projesini çıkarttık. İnşallah tamiri yapılır. Muhtarlık binası ve sağlık ocağı olarak yeniden köye kazandırmak istiyoruz. O binayı köylü zamanında el emeğiyle yaptı. Proje elçiliğe verildi. Orayı misafirhane yapmayı düşünüyoruz denmiş. Köy içi yollar da tamir istiyor. Demek ki yol problemi var. Köyümüzdeki arsalar hep hisselidir. Normal. Evlenen gidiyor, nüfus azalıyor. Tabii ki bu tüm köylerimizin problemi. Eğer köyde yaşıyorsan ve karnını doyuracak iş bulamıyorsan, tabii ki karnını doyuracak yere göç edersin. Sanırım Çınarlı Köyü gençleri de iş alanı olmadığı için köylerden kaçıyor, köyleri terk ediyor. Bu ülkemizdeki köylerin ortak problemi. Yine Melin Dopran'ın bir haberi. Çatalköy'deki Hazreti Ömer Türbesi'nde çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. Çok amaçlı alanlar kazandırılacak. Çatalköy'deki Hazreti Ömer Türbesi'nde yapılan çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. Dönem dönem çok sayıda ziyaretçi ağırlayan türbe artık çok amaçlı kullanılabilecek alanlara sahip olacak. Edinilen bilgiye göre deniz kıyısına ziyaretçi alanı ve bahçesine kapalı kafeterya kazandırılacak. Şu an araç park yerine sahip olan bu ibadet yerinde parke döşenmiş yürüyüş alanı ve aydınlatma da mevcut. Yani olumlu bir adım. Özellikle son dönemlerde dini mekanlara olan ilgi tıpkı Türkiye'deki gibi burada da artmış durumda. O yüzden olumlu bir adım. Maneviyat turizmi yükselişte olan bir turizm şekli. Biz de bu alanlara yatırım yapsak iyi olur ki bu da doğru bir adım. Evet, Yeni Bakış gazetesinin ikinci, üçüncü sayfasına bakalım. Yine Akova köyünde 7 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismar yapıldı veya
yapıldığı iddiası ile bir kişi tutuklandı. Bana iftira atıldı dedi bu zanlı. Tabii ki suçu ispat edilene kadar zanlıdır. Umarız doğru değil bu haber. Kendi söylediği gibi kendisine iftira atıldı. Çok kötü tabii. Bu tarz çocuk istismarı haberlerini artık gerçekten bu ülkede duymak bile istemiyoruz. Ama yine 3 günde bir, 5 günde bir önümüze düşüyor. Yine bugünün dikkat çeken haberleri hafta sonu trafik kazalarındaki artış. Aman dikkat, biraz da hava yağışlıydı. Çok dikkat etmemiz gerekir. Gerçi bir tanesi köpeğe çarpmamak için kaza yaptı. Sabah erken saatlerde. Tabii trafikte dikkatli olmalıyız. Zaten altyapımız da çok iyi değil. Normal kapasitenin üzerinde araç mevcut yolları kullanıyor. Bir de tabii ki çok renkli bir ülke olduğumuz için yolun hangi tarafından gideceğini bilmeyen vatandaşımız da çok ülkede. Yine ülkemizde öğrenci olarak bulunan bir kişi Haspolat bölgesinden Güney Kıbrıs'a yasa dışı olarak kaçmaya çalışırken askerler tarafından yakalandı. Cedric Amogou yakalandı. Beceremedi diğer tarafa gitsin. Demek ki yeteneksiz biridir. O kadar yer varken birine sormadı demek ki. Yine daha önce de gündeme gelmişti. Kasinodan 10 bin dolar vurgun. Kasinolarda da daha önce başka bir kasinoda, bu başka bir kasinoda çalışanlar kasinoları dolandırıyor. Evet, yine tatlı suda alacak verecek meselesi karakolda bitti. Bıçak çekti ve darp etti. Evet, dediğimiz gibi biz delikanlı bir toplumuz. Bizim sol omuzumuz havada, sağ omuzumuz hafif daha düşük yürüyüz. Delikanlıyız biz. Hiç kimse bize yan bakamaz. Biz döveriz, keseriz, biçeriz. Gerekirse öldürürüz de öyle bir toplum olduk. Maalesef bir yerlere çok fazla benzedik. Dizilerden, Türkçe dizilerden, TC kanallarında yayınlanan Türkçe dizilerden çok fazla etkileniyoruz. Evet, bugün gazetede bir de güzel haber var. Dün Lefkoşa Türksel'le koşuyor maratonunu. Çok sayıda katılımı çok sayıda oldu. Binlerce kişi katıldı. Aslında ben de oradaydım. Her ne kadar ben katılım göstermesem de görevim gereği oradaydım. İnanın büyük mutluluk duydum oradaki kalabalığı görünce. Toplum olarak bu tarz şeylere ihtiyacımız var. Bir araya daha sık gelmeliyiz. Çünkü ülkedeki olaylardan dolayı, ülkelerdeki mutsuz durumdan dolayı, umutsuzluktan dolayı birçok insanımız eve kapandı. İşe gidiyor, çıkıyor, evine kapanıyor. Bu tarz olaylar bizleri bir araya getiriyor. Aslında diğer bir önemi, bir
toplum olduğumuzu bize hatırlatıyor. Dün her gelir grubundan insan vardı. Beraber yan yana yürüdüler. Sadece Lefkoşa'dan değil, Lefkoşa dışından da katılımcı oldu. İşin doğrusu ben çok memnun oldum, mutlu oldum o kalabalığı görünce. Umarım bu tarz organizasyonlar artar, toplum olarak en azından bir araya geliriz. Dedik bu arada Mehmet Salih Bey'e bir günaydın diyelim, bizleri izliyor. Hatice Keskinel'e günaydın diyelim, o da bizi izliyor. Kardeşler Diyarı'na Ali Fehmi Bey'e bilhassa günaydın. Ali Fehmi Bey bizim müdavimimiz, öyle diyelim, tüm programlarımızı izliyor. Ve sevgili Aycan Saracoğlu, sizlere de günaydın. Hem güzel bir gün hem güzel bir hafta diliyoruz. Hem sizlere hem tüm vatandaşlarımıza, öyle diyelim. Evet, en çok yağış Yeni Erenköy'e düştü. Bir süredir sağanak yağış var ülkede. Bu yağış daha çok Beşparmak Dağları ve kuzeyini, deniz sahilini etkisi altına aldı. Yeni Erenköy'de metrekareye 65 kilogram yağış düştü. Bu rakam Kozanköy'de 37, Gazi Mausa'da 32, Selamis'te 31, İskele'de 24, Gindine'de 17, Boğaz'da 16, Ziyamet'te 12, Tatlısu'da 11, Çamlıbel, Ercan ve Mehmetçik'te 10 kilogram oldu. Yani Yeni Erenköy'e ne kadar yağış düştüğünü anlayabilirsiniz rakamlardan. Yine yağmur dolayısıyla Girne Değirmenlik anayolu dün sabah aşırı yağış sonucu düşen toprak ve taşlar nedeniyle bir süre kısmen de olsa trafiğe kapandı. Tabii ki o yol tehlikeli bir yol. En son Sayın Bakan Eylül ayında oranın ihaleye çıkıp o yolun düzeltileceğini söylemişti. Tabii hangi Eylül ayı olduğunu belirtmemişti. Umarız en erken zamanda orayı, o yolu düzenlerler, o yolu daha çağdaş, kullanılabilir bir hale getirebilirler. Sevgili Mustafa Hamidi'ye de günaydın diyelim. O da bizi izliyor. Evet, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın bir açıklaması var. Son yapılan Anastasiadis'in açıklamalarının ardından diyor ki bu koşullarda müzakerelere girmemiz hata olur. Zaten girseniz de girmeseniz de neticede bir şey olacağı da yok. Yani Rum tarafı da Anastasiadis'te son yaptığı açıklamalarla aslında görüşmelere sırf uluslararası arenayı ve en azından Rum tarafında barış isteyen Rumları biraz mutlu etmek için, yok ki bir anlaşma istediğinden. Hep söylediğimiz, anlaşmayı siyasilere bırakırsanız hiçbir zaman anlaşma olmaz. Eğer bu ülkede bir anlaşma isteniyorsa her iki toplumun da barış taraftarları sokağa inecek. Sokağa inmezseniz hiçbir şey yok. Yok öyle iki dakikada barış gelsin veya birileri size, sizin için gidip barış için uğraşsın. Öyle bir şey olmaz, beklemeyin.
Evet, sol hareket Kıbrıs müzakerelerinin bir an önce Guterres çerçevesi temelinde başlaması gerektiğini belirtti. Anastasiadis süreci sekteye uğratıyor demiş. Evet, bunun yanında Yeni Bakış gazetesinde birçok özel haber daha var. Biz köşe yazarlarımıza da bakalım. Bu arada Ahmet İkidereli'ye de bir günaydın diyelim. O da bizlerle birlikte. Ali Tekman 12 Kasım'ın tılsımı ne demiş. Bugün basın yayın açısından hayli yoğun bir gün olacak. Sabah saatlerinde Derinya ve Ablıç kapılarının eş zamanlı açılışı gerçekleştirilecek ki gazete ve TV'ler için birini seçeyim de ona gideyim lüksü yok. İki kapının açılışı da çok önemli. Eş zamanlı açılış gerçekleşeceği için de birini tamamladıktan sonra diğerine gitme gibi bir durum yok. İmkanları el veren basın yayın kuruluşları her iki kapıya da hem muhabir hem de kameraman göndermek durumunda kalacaklar. Lakin koşturma iki kapı arasında bitmeyecek. Akşama Cumhurbaşkanımız Akıncı'nın kapsamlı olacağı açıklanan ve önemli olduğu anlaşılan bir basın toplantısı olacak denmiş ve bu kapıların açılmasının ne kadar önemli olduğunu anlatmış sevgili Ali Tekman. Evet, bir diğer köşe yazarı İsmet Özgüren, sevgili Özgüren demiş ki trafik terörü yine hortlamaya başladı. Doğru bir tespit. Çünkü son günlerde yine trafik kazalarında bir artış var. Aman dikkat diyelim. Şöyle başlamış yazısına sevgili İsmet Özgüren, okulların açılmasıyla birlikte tatillerini ülkelerinde geçirip yeniden buralara dönen öğrencilerin de yollardaki yoğunluğa koydukları katkılarla birlikte neredeyse yeniden ülkede kazasız gün geçmemeye başladı. KKTC'nin altyapısı aslında ne kadar insana ne bu kadar insana ne de araca yetecek kapasitededir. Bir de buna trafik kurallarına uymama ve her isteyenin araç kiralayabildiğini eklediğimizde alın size ülkenin yaşadığı trafik keşmekeşini demiş ve trafikle ilgili görüşlerini aktarmış. Sevgili Çiğdem Dürüst, 8 ve 9. kapılar hayırlısı olsun demiş. 2013'te Annan Planı referandum sürecinde karşılıklı iyi niyet göstergesi olarak açılan sınır kapılarına bugün iki tanesi daha ekleniyor. 15-16 senede güven yaratıcı önlemlerde herhangi bir iyileşme ve ilerlemeye gidemediğimiz için boşta kalıp herhangi bir şey yapamıyoruz hissi yaratmış olmamak adına yeni toplumun gözünü boyamak için kapı açmaya devam ediyoruz. Doğru bir yaklaşım. Ancak bir sıfırdan her zaman büyüktür. Bırakın kapı olsun, atsınlar. Madem ki yaklaşacak bir konu bulamıyorlar, adım atamıyorlar, o zaman hiç olmazsa kapı atsınlar. Ertaç Azer özlü sözler demiş ve bu gerginliğimiz, hayatın pahalanması, sevgilerimizi ötelememiz, yaşantımızdaki anlamsızlık ve boş vermişliğimiz yaşantımızın her anını zehir etmektir demiş ve yazısına devam etmiş. Sevgili yönetmenimiz, kısa bir aramız olduğunu kulağımıza aktardı. Kısa bir aradan sonra biz gazeteleri size aktarmaya devam edeceğiz.
günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne Adana'nın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, Adana'nın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, Adana'nın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Sigara kullandım. Rahatsız oldum. 15 gün hastanede yattım. Nefes alamazdım. Öksürük ve balgam. Bıraktım. 10 yıldır bıraktım. Çok rahatım. Çok huzurluyum. 10 yıl gençleştim. 10 yıl rahat, huzurlu yürüyüşümü yapıyorum. Rahatım. Gençlere tavsiyem, sigara içmeyenler başlamasın. İçenler de bırakmalarını rica ederim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Evet, kısa bir aranın ardından gazetelerimizi okumaya devam ediyoruz. Yayınımıza Kıbrıs Gazetesi ile başlıyoruz. Kıbrıs Gazetesi bugün manşetine trafikte yayalar yok sayılıyor. Tıpkı Yeni Bakış Gazetesi'ndeki gibi son dönemlerde artan trafik kazaları yanında bu kazalara neden, nelerin neden olduğu da burada anlatılıyor. Birçok motorlu araç sürücüsü trafikte yayalar yokmuş gibi davranarak yaya geçidi başında bekleyen yayalara yol vermiyor. Otomobilini kaldırıma park ediyor ve yayaların trafikte güvenli bir şekilde seyretmesi engelleniyor denmiş. Tabii bu haber doğru. Yani biz bir kere kaldırıma park etmeyi severiz toplum olarak. Yani yayalara genelde yol veriyorduk ama demek ki o özelliğimizi de kaybettik. Tabii artan trafik, artan nüfus artık eskisi gibi yani eskisinden daha kalabalık yollar tabii ki buna bir de saygısızlık, eğitimsizlik de ilave olunca yayaların yolda yürümeleri çok daha zor hale geliyor. Kaldırımlar işgal ediliyor denmiş. Trafikte yayaların
Yayalarla ilgili yapılan hatalar saymakla bitmiyor. Yaya geçitleri son derece tehlikeli bir şekilde ana yolların içine konuluyor. Yayaların yürüyebilmesi için yapılan kaldırımlar otomobiller tarafından işgal ediliyor. Yaya geçitlerinde yayalara yol verilmiyor veya yaya geçitlerinin bakımı yapılmıyor. Yayalarla ilgili birçok trafik kuralının ihlal edildiği için son zamanlarda çok sayıda kaza meydana geliyor. Yolun karşısına geçmek isteyen, yol kenarında yürüyen, hatta kaldırımı kullanan vatandaşlara dahi araç çarpıyor denmiş haberde. Yaya geçitleri bakımsız, bu da doğru. Yaya geçitlerinin çoğu zaman o çizgilerinin boyaları olmuyor. Yağmurlu havalarda yayaların varlığı unutularak araçlarıyla su birikintilerinden süratli şekilde geçen araç sürücüleri, o sırada yoldan yaya olarak bulunanların sırılsıklam olmasına neden oluyor. Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, trafikte yayalar yokmuş gibi davranıldığını ve bunun da beraberinde çok ciddi tehlikeler getirdiğini söyledi. Avcı, kaldırımların ortasına ağaç dikilmesinin, yaya geçitlerinin bakımının yapılmamasının, yaya geçitlerinin yanlış yere yapılmasının yayalar için ciddi bir tehlike olduğunu anlattı. Kısaca, yollarımız bakım istiyor. Evet, yine Kıbrıs Gazetesi'nde öğrenci işçiler haklarını bilmiyor, haksızlığa uğruyor. Evet, ülkemizde bol sayıda çalışan öğrenci var. Bu haberde haklarını bilmediklerini aktardı Ceren Özbil. Ülkeye hem çalışıp hem de okumak için gelen üniversite öğrencilerinin yasal haklarının bilincinde olmamaları bazı işverenler tarafından mağdur edilmelerine neden oluyor. Yabancıların çalışma izinleri tüzüğüne göre öğrenci çalışma izni ile istihdam edilen yabancı uyruklu öğrenciler günde 4 saat, haftada toplam 24 saatten fazla çalıştırılamaz. Ayrıca öğrenci çalışma izni ile çalışmakta olan yabancı uyruklu öğrencilerin günde 4, haftada da 24 saatten fazla süreyle çalıştırılması ve veya fazla mesai yaptırılması yasak. Ancak birçok iş yeri bu kuralları uygulamayarak çok daha uzun saatlerde öğrenci çalıştırıyor. Yani tabii ki şimdi bu haberi okuduktan sonra şöyle bir düşündüm. Burada çalışan öğrencilerin tabii biz de biliyoruz bazı yerlerde çalışan öğrencileri hem de öğrenci çalışma izniyle çalışıyorlar. Öyle günde 4 saat filan geçin bunları. Evet. Bir diğer haber Kıbrıs Gazetesi'nin, her 4 iş yerinin birinde kaçak çalışanlar var. Çalışma Dairesi müfettişlerinin Ocak-Haziran döneminde kaçak çalıştırılanların saptanması amacıyla yaptığı 1070 özel nitelikli iş yeri denetiminde 261 çalışma izinsiz işçi tespit edildi. İş yeri teftişlerinde 1338'i Türkiye uyruklu, 365'i ise 3. ülke uyruklu, toplam 1703 çalışan kontrol edilirken bunların %15.32'sinin kaçak çalıştırıldığı tespit edildi. Yani oldukça yüksek bir rakam ki çalışma dairesi müfettişleri eminim daha çok göz önünde bulunan yerlere bu denetimleri yaptılar. Bir de uzak yerlerde olanlar var ki orada hemen hemen hiçbirinin çalışma izni yok. Evet. Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın
açıklaması Kıbrıs gazetesinde de yer buldu. Ortak vizyon olmadıkça müzakereye girmemeliyiz. Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Anastasiadis'in açıklamalarının ortada ortak bir vizyon bulunmadığını net şekilde gösterdiğini işaret ederek, hal böyleyken müzakerenin ne şekilde yapılacağını gösterecek ortak vizyon olmadıkça müzakereye girmememiz dedi. Girersek hata yapmış oluruz dedi. Yine Kıbrıs gazetesinde Taçoy UBP Genel Sekreterliğine aday. Daha önce de böyle bir açıklaması olmuştu. Yine bir yetişkinin çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu iddiası Yeni Bakış gazetesinde de olan bir haberdi. Yine Kıbrıs gazetesinin ön sayfasında maratona rekor katılım denmiş. Evet, iç sayfalarda da yine kriminal olaylar var. Evet, Kıbrıs gazetesinin haberleri bu şekilde idi. Şimdi Havadis gazetesine bir göz atalım. Havadis gazetesi bile bile ölüyoruz demiş. Uzmanların sigara öldürüyor uyarılarına rağmen KKTC'de sigara tüketimi her geçen gün artmaya devam ediyor. Sigara deneme yaşı 9'a düştü. Son 17 yılda sigaraya ödenen para ise 313.379.866 dolar. Evet. Enis Orakçıoğlu imzalı bir haber. Çok enteresan da bir haber. Tabii sevgili Özgül Gürkut bize dediği ülkemizde en çok akciğer kanseri var. Bunun birinci sebebi sigara. Onu da buradan aktaralım. Sigara içenler sigarayı bıraksın. İçmeyenler de hiç başlamasın. Hem cebinize hem sağlığınıza. Evet, Deniz Orakçıoğlu'nun haberi şöyle. Ölümcül hastalıkların sebebi göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Hasan Adataş, sigaranın KOAH, akciğer ve üst solunum yolları ile bağırsak kanserine yol açtığını belirtti. Doktor Adataş, kalp ve damar hastalıklarının da başlıca sebebinin sigara olduğunu aktardı. Uyuşturucuya geçiş kapısı, sosyal hizmetler uzmanı Barış Başel, sigaranın uyuşturucu kullanımına geçiş kapısı olduğunu belirtti. Başel, nikotin bağımlılığının eğitim boyutu ile ele alınması gerektiğini kaydetti. Çaresi var ama sigarayı bırakmak isteyenler için devlet hastanelerinde 2 aydır sigara bırakma programı uygulanıyor. Ancak 60 günde sadece 100 kişi bu hizmetten yararlanmak için hastanelerin ilgili servislerine başvurdu demiş doktor uzmanlar. Evet, yine Havadis gazetesinin ön sayfasında dün paylaşım mutfağı yararına yapılan koşu vardı. Lefkoşa Belediyesi'nin düzenlediği. Yine Birleşmiş Milletler'in amaçsız uçan helikopterleri, sınırları denetleme adı altında her gün helikopter uçuran Birleşmiş Milletler'in aşırı harcamaları dikkat çekiyor. Enteresan bir haber. 6. sayfada bakalım. Evet, bu helikopterlerin uçuş maliyeti çok yüksekmiş. Bir de Haspolat ile Alayköy boyunca Lefkoşa'yı bölen sınırda günde 2 defa denetim uçuşu yaparak bölgede arzu edilmeyen herhangi bir askeri hareketlenme olup olmadığı gözlemleniyor. Bütçesi tartışılıyor Birleşmiş Milletler'in ve bu yapılan işin maliyeti yüksek deniyor.
Demek ki en tehlikeli bölge de Haspolat Alayköy arası bizim ülkede. Dillirgalılar Erenköy'den geçit istiyor. Evet, kapılar açılıyor bugün. Herkes tabii kendine yakın yerden geçiş istiyor ki hiç olmazsa ekonomik yönden de biraz bölgelerine katkı olsun. Yine iç sayfalarda Havadis Gazetesi'nin de adli olaylar, kazalar yer alıyor. Evet, şimdi Yeni Düzen Gazetesi'ne bakalım. Yeni Düzen Gazetesi'nin manşetinde bugün sigortalıya yeni düzen, çalışma hayatına önemli açılım, resen kayıt, direktörlere mali sorumluluk diyor. Çalışma hayatında radikal değişiklikleri hayata geçirmeyi amaçlayan sosyal sigortalar değişiklik yasa tasarısı ile sosyal güvenlik değişiklik yasa tasarısı resmi gazetede yayımlandı. Halkın görüş ve onayına sunuldu. Yasa tasarısı yasalaşması halinde çalışma yaşamına farklı düzenlemeler gelecek. Yapılan çalışmanın hayata geçmesi ile çalışanların mağduriyetlerini gidermek için Sosyal Sigortalar Dairesi'ne resen harekete geçme hakkı tanınacak. Direktörlere de ödenmeyen primlerle ilgili ilk kez mali sorumluluk gelecek. Tabii ki ülkemizde çok yaygındır bir yerde, özel sektörde çalıştığın zaman sigortalarının sigorta, çalışırsan, sigortalıysan, sigortalarının ya tam yatırılmaması ya hiç yatırılmaması. Tabii bugüne kadar onlarla ilgili tabii ki mahkemeler bir takım kararlar verdi ama onun yasayla yeniden düzenlenmesi, zapt-ı rapt altına alınması, kesin net olarak belirlenmesi oldukça iyi bir şey özel sektör çalışanları için. Aslında bu haberi net resmi gazetede yayınlandığı gibi incelemek lazım. Çünkü önemli bir konu. Sosyal Sigortalar Dairesi'ne resen kayıt yapma hakkı veriliyormuş. Yatırılmayan primlerle ilgili direktörlere ilk kez mali sorumluluk getirilecek. Sistemden kaynaklanan kişi ya da kurumlara yapılan yersiz ödemeler ilgili Sosyal Sigortalar Dairesi herhangi bir ceza uygulamayacak. Anne babasız kalan çocuklara aylık alıp almadığına bakılmaksızın iki yerden ölüm aylığı bağlanacak. Bu düzenlenmeye 27 yaş sınırı getirilecek. Mal olanlar hariç 27 yaşından büyük çocuklara ölüm aylığı bağlanmayacak. Çalışanlar mevcut primleri ile hak sahibi olması halinde yaşlılık aylığı alabilecek. İşveren durumunda olan ya da kendi adına çalışan kişiler iş kazası geçirmesi halinde yardımlar iş kazasının yaşandığı tarihten itibaren verilecek. Yalnızca ölümle ya da sürekli iş görememezlik durumu ile sonuçlanan iş kazasının olduğu işverenin iş kaza ve meslek hastalığı sigorta prim oranı bir yıl boyunca 4 puan artırılacak denmiş. Yani çok da çalışana bir hak verilmemiş. Burada sadece malul olanlara, tabii ki onlara da yapılsın ama burada çalışanlarla ilgili herhangi bir düzenleme görmüyoruz. Zaten geçtiğimiz günlerde bu stüdyodan sevgili Ali Yeltekin'le yaptığımız bir söyleşide sigortaların durumunun hiç de iyi olmadığını, gelirlerin giderleri karşılamadığını, hatta Ocak ayında hayat pahalılığı verildiği zaman
bir yaklaşık 20-25 milyonluk bir yükün daha sigortaların üzerine yük olarak bineceğini ve bunu ödeyemeyeceğini de iddia etmişti. Evet, yine Yeni Düzen gazetesinde her yıl 800-900 yeni kanser vakası. Bu kez silah yok, binler dayanışma için yürüdü. Dünkü Lefkoşa Belediyesi'nin organizasyonundan bahsedildi. Orada başlangıca silah atılmadı, biliyorsunuz. Atletizmlerde yarışlar silah sesiyle başlar. Dün silah kullanılmadı. Yeni Düzen gazetesinde de bir hayli kriminal olay var. Yakıt, araç, inşaat, demiri ve konfeksiyona milyonlar. Ticaret dairesi 2018 Ocak-Haziran dönemini kapsayan ithalat raporuna göre 912 milyon 160 bin dolarlık ithalat gerçekleşti. İthalatın 84 milyon dolarını yakıt oluşturdu. İthalatta geçen yılla oranla %21'lik artış var. İthalatın %61.6'sı Türkiye'den, %16.3'ü AB ülkelerinden, %8.6'sı Uzak Doğu ülkelerinden ve %6.1'i Orta Doğu ülkelerinden yapılıyor. %61.6 Türkiye'den mal ithal ediliyor. Bunun Türkiye'ye ne kadar Türkiye'ye ne kadar gelir sağladığını düşünürsek, hani Türkiye'nin buraya aktardığı paradan daha fazla para kazandığını rahatlıkla anlayabiliriz. Evet, şimdi Afrika gazetesine bir bakalım, bir göz atalım. Bugün Afrika gazetesinde manşet: Gevşek Federasyon isteyen Anastasiadis'in söyleyeceğini söyledi. Beklenen konferans. Gözler Akıncı'da. Bugün Sayın Akıncı 19.30'da bir basın toplantısı yapacak. Biz de Yeni Bakış Web TV'den canlı olarak yayınlayacağız bu basın toplantısını da. Büyük yankılar yaratan Anastasiadis'in açıklamalarından sonra gözler Mustafa Akıncı'ya çevrildi. Akıncı'nın söyleyecekleri kuzeyde olduğundan daha fazla güneyde merak ediliyor. Akıncı'nın bu akşamki konferansı televizyon kanallarından canlı olarak verilecek. BRT2'den de Rumca simultane çevriyle yayınlanacak. Demek ki çok önemli bir yayın olacak bu. Yine Lefkoşa Maratonu'nda bütünleştiler. Maratona Mustafa Akıncı ile TC Büyükelçisi Ali Murat Bahçeri de katılmış. Evet, Afrika Gazetesi'nde bugün bunlar vardı. Şimdi Halkın Sesi gazetesine bir göz atalım. Halkın Sesi gazetesi bugün manşetine Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın söylediklerini aktarmış. Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, adanın geleceğine dair ihtiyaç duyulan ortak vizyonun bulunmadığı aşikarken, hiç bunu sorgulamadan doğrudan müzakereye başlama çabasını sakıncalı bulduğunu aktarmış. Ortak vizyon olmadan müzakere olmaz. Yine Halkın Sesi'nin manşetinde ön sayfasında binler paylaşım mutfağı için tek yürek. Yine turizmde dijital imkanları kullanmalıyız. Ve Derinya ve Aplıç kapıları bugün açılıyor. Bir haber: Magandalar trafikte dehşet saçtı. Girne'de dün sabaha karşı 6 kişi trafik konusunda tartıştıkları 2 kişiyi boru ve sopalarla darp etti. Evet. Evet.
Girne'de trafik yüzünden çıkan tartışmada zanlılar Burak Karatepe, Ali Atlar, Serdal Akın, Muhammed Sürmeli, Mehmet Karatepe ve Hasan Atlar, Erkan Hayırlı ve Mikail Özdoğan'ı boru ve sopalarla saldırarak dövdüler. Girne Mavi Kordon Sokak saat 3'te meydana geldi. Bu olay, yani saat 3'te ben anlamıyorum nasıl bu olaylar oluyor. Yine Derinya ve Aplıç kapılarının açılışı var Halkın Sesi gazetesinde. Bir de Halkın Sesi gazetesi daha önce açılan 7 kapının bir açılış tarihlerini ve listesini vermiş. Bir yandan da bakıyoruz bizlere gelen mesajları sizlerle buluşturabilmek adına. Evet, şimdi sırada Radikal gazetesi var. Radikal gazetesi manşetine "Toplum çıldırıyor" haberini taşımış. Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, halkın yaşadıkları karşısında gergin ve öfkeli olduğunu belirterek, bunun karşılığında toplumsal travma ve patlamaların yaşanmakta olduğunu, bunun da uyuşturucun, kumarın ve özellikle tüm suç oranlarındaki artışın en önemli belirleyicisi oldu. Tabii ki gerçekten toplum, şu anki toplumun ruh hali çok da iyi değil. Biz dün sevgili Azim ile vatandaş röportajına çıktık. Girne kapısında şöyle bir tur atıp nabzı yokladık. Vatandaşlarla hem sohbet ettik hem röportaj yaptık. Herkesin ortak şikayeti ülkedeki pahalılık, geçinemiyoruz diyorlar. Onlara ülkedeki bu kriminal olaylardaki artışın ekonomiyle bir bağlantısı var mı sorusunu sorduğumuzda da herkes diyor ki ekonomi kötüleştik sonra bunlarda artış olacaktır. Bu normal karşılanması gerekir diye bize aktardılar. Vatandaşların daha doğrusu görüşleri böyleydi. Yine Radikal gazetesinde 9. Cumhuriyet ve Gençlik Şöleni düzenlendi. Maraton çerçevesinde makarna günü düzenlendi. Bunları da bugün Radikal'in okuyucularına aktardıklarıydı. Bir diğer gazete Diyalog gazetesi. Diyalog gazetesi, o da trafiği bugün manşete taşımış. Yollar kötü, cezalar yetersiz. Kakatece gibi küçük bir ülkede son 17 yılda 767 kişi trafik kazasında hayatını kaybetmiş. Ölümlü kazalar ürkütücü boyutta. Güney Kıbrıs'ta trafik kazalarını asgariye indirmek amacıyla caydırıcı cezalar öngörülürken, Kuzey Kıbrıs'ta da benzeri önlemlerin alınması üzerinde duruluyor. Trafik kazalarını önleme derneği başkanı Mehmet Avcı, nüfusu 320 bin olan bir ülkede son 17 yılda meydana gelen trafik kazalarında 767 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Yani bayağı yüksek bir rakam.
Atakan caydırıcı cezalar gelecek demiş. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Diyalogan dünkü sayısını gündeme getirilen Güney Kıbrıs'taki trafik cezaları ile ilgili haber üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2019'da trafik suçlarına caydırıcı cezaların geleceğini vurguladı. Yine Diyalog gazetesinin bir diğer haberi, sopalarla vurdular. Girne'de meydana gelen darp olayını ön sayfasına taşıdı. Tatlısu'da bıçakla markete giden Mehmet Bulup, kasiyerin tişörtünü kesip boğazını sıktıktan sonra tutuklandı. Mustafa'ya ölüm korkusu yaşatmış. Keklik ve tavşan vurmuşlar. Büyük avın ikinci haftası ilk gün gibi bereketli geçmemiş. Yani anlamadım. Hem keklik hem tavşan vurdular ama bereketli geçmedi deniyor. Evet, bu da Diyalog gazetesinin bugün okuyucularına aktardığı haberlerdi. Biz yine kısa bir ara veriyoruz. Bu kısa aranın ardından sizlerle birlikte olacağız. Ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Rahatsız oldum, 15 gün hastanede yattım, nefes alamazdım, öksürük ve balgam. Bıraktım, 10 yıldır bıraktım, çok rahatım, çok huzurluyum. 10 yıl gençleştim, 10 yıl rahat, huzurlu yürüyüşümü yapıyorum. Rahatım, gençlere tavsiyem, sigara içmeyenler başlamasın, içenler de bırakmalarını rica ederim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
Evet, kısa bir aranın ardından yine sizlerle birlikteyiz. Gazetelerimizi okumaya devam ediyoruz. Şu anda Kıbrıs Postası'nın sizlere bugün aktardığı haberlere bir bakalım dedik. Eski göçmen köyde, eski Kıbrıs'ta bitmiştir. Ülkenin tanınmış berberlerinden Kamil Recaioğlu, Kıbrıs'ı berber kalmadığından yakındı. Recaioğlu berberlik yanında inşaat sektöründe, elektrik ustalığında, su tesisatçılığında veya herhangi bir meslekte hiç Kıbrıs'ı kalmadığından yakındı. Gerçekten de doğru. Artık meslek sahibi Kıbrıslı kalmadı, usta kalmadı. Herkes tabii ki eleştiremeyiz de. Herkes üniversite çocuğum üniversite bitirsin derdinde. Zaten üniversitesi bol bir ülkeyiz de. Oraya koy bir yerden mezun olur ama ondan sonra da iş yok. Birçok üniversite mezunu işsiz dolaşıyor. O yüzden aslında aileler çocuklarıyla ilgili gelecek planları yaparken doğru şekilde yönlendirilmeleri gerekir. Bugün birçok esnafın üniversite mezunlarından çok daha fazla para kazandığını, tabii emeğiyle, çalışarak emeğiyle kazandığını biliyoruz. Bence aileler çocukları için plan yaparken, onlara yol gösterirken bunu dikkate almaları gerekir gibime geliyor. Yine Kıbrıs Postası, Derinyaba Aplıç kapılarında tarihi gün. 2019'a daha caydırıcı trafik cezaları ile gireceğiz demiş Bakan Atakan. Tabii ki Sayın Atakan, umarız 2019'a tamam cezaları artırınız da daha düzgün altyapısı olan, daha açık, daha belirleyici, yönlendirici, daha anlaşılabilir trafik levhaları ile umarız 2019'a gireriz. Çünkü sadece ceza değil, ceza yememek sürücülerin işidir. Sürücülerin sorumluluğu trafik kurallarına uymaktır. Ancak sizin sorumluluğunuz da trafik altyapısını düzgün hale getirmektir. Sadece dediğim cezaları artırarak bu iş, kazalar önlenemez. Evet, Haberal Kıbrıslı bugün manşetine Akel mektup yazdı. Böyle bir haberi manşetine aldı. Güney Kıbrıs'ta Konstantinopolos Ortaokulu'nda Türkiye, İstanbul ve Ayasofya için ırkçı sloganlar atıldı. Ardından 28 Ekim'de Atineu Kilisesi'nde bir öğretmenin ırkçı, aşırı milliyetçi, yabancı düşmanı, nefret söylemleri içeren bir konuşma yaptı. Bu gelişmeler ışığında güneydeki eğitim sistemi ile ilgili AKEL'den itiraf gibi açıklama geldi. AKEL Merkez Komitesi Genel Sekreteri Andros Kiprianou, adanın güneyde yer alan okullarda öğrencilere eğitim sisteminde milliyetçilik ve şövenizmin aşılandığını açıklandı. Yine meclis bugün toplanacak. Lefkoşa maratonu yapıldı. Taşkent yolunda kaza. Zor günler geride kalacak. Serdar Denktaş'ın açıklaması. Tabii ki günümüzde milliyetçilik ve şövenizm okullarda var. Tıpkı bizim okullarımızda olduğu gibi. Birbirimizden hiçbir farkımız yok. Biz çünkü aynı havayı soluduk yıllarca.
Evet, Haberatör manşetine sonunda açılıyorlar. Ha bugün ha yarın açılacak denilen Derinya ve Aplıç kapıları nihayet bugün açılıyor. Kıbrıs'ta federal çözüme en fazla yaklaşılan dönem olarak nitelenen Annan Planı referandumundan bir yıl önce Kıbrıs Türk tarafının iyi niyet gösterisi olarak ilk 23 Nisan 2003'te açılan sınır kapılarına yarın iki yeni kapı daha ekleniyor. Tabii benim takıldığım şey açılan kapılar Türk tarafının iyi niyet göstergesi olarak açıldı. Rumlar kötü niyetliydi. O yüzden Türkler iyi niyet göstergesi yaparak kapıları açtı. Yani bu haberi daha düzgün yazamayız mıyız ya? Yani iki tarafın iyi niyet göstergesi olarak anlaşarak açtıkları kapı bu oldu. Yok ki biz Türk tarafı olarak sadece iyi niyet göstergesi yaparak bu kapıları açtık. Yani şimdi tabii ki fanatizmin de bu kadarı olmaz. Yani haberi bile yazarken bunu insanların gözünün içine sokuyoruz. Bir kapı açılırken iki taraf da iyi niyet göstergesi olarak bir adım atar ve açılır. Evet. İKED'e İş Kadınları Derneği demiş ki krizi fırsata çevirmesini bilelim. Tabii ki eğer paranız varsa bunu fırsata çevirebilirsiniz ama paranız yoksa ancak bankalara ölene kadar maaşlı, bankaların ölene kadar maaşlı çalışanı olursunuz faizleri ödeyebilmek için. Töre atamalar KKTC bütçesine ağır maliyetler getirdi. Sayın Töre dedi ki müşavir atamaları KKTC bütçesine ağır maliyetlerin sebep olduğunu, o yüzden müşavir olmasın. Efendim kendileri iktidardayken bunları hiç yapmadıkları için konuşuyor. Haklı da, hiç yapmadılar ya, hiç müşavir yaratmadılar kendileri. İşte konuşma olsun diye bir meclis başkan yardımcısı konuşma olsun diye bunları konuşuyor. Yani ne yapsın, konuşacak bir şey yok. Ülkede hiçbir şey kalmadı. Kendi dönemlerinde yaptıklarını çıksın bir konuşsun. Kimlere nereleri bedava peşkeş çektiler, ne avantajlar aldılar onları bir açıklasınlar. Neyse. Müzakereler bir an önce Guterres çerçevesi temelinde başlamalı. Bu da Haberatör gazetesinin bugünkü haberleriydi. Kıbrıs manşet, domuz eti skandalı. Ülkemiz turizminde geçtiğimiz haftalarda yaşanan bir olay, gıda ve hijyen denetiminde ne kadar denetimsiz ve yetersiz olduğumuzun altını bir kez daha çizmek suretiyle bazı gerçeklerin de su yüzüne çıkmasını sağladı. KKTC'de domuz eti ithali izne bağlı olması, ülkemizde sadece bir domuz çiftliğinin oldukça sınırlı ve zaman zaman da üretim gerçekleştirememesi, fakat bazı lüks restoranların eksiksiz domuz eti servisi yapması kafalarda soru işareti bıraktı. Yani ne diyeyim, bu ülkeye yurt dışından bir hayli turist gelir. Adam diyorsa ki ben domuz eti istiyorum, vereceksin. Yani bilmiyorum. Tabii bunun kaçakçılığı da yapılıyor. Zaten etin her türünün kaçakçılığının yapıldığını biliyoruz. Remzi Cantaş toprağa verildi. KKTC Sürüş Ehliyetleri Müfettişliği Amiri Gürel Cantaş'ın babası, emekli polis müdür muaviri Remzi Cantaş, cumartesi günü düzenlenen törenle toprağa verildi. Allah rahmet eylesin. Ailesine de sabırlar verelim, dileyelim. Askerlerimiz and içti. Zanlı bana iftira atıldı. Yine çocuk taciziyle ilgili.
Ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş demiş ki halkın refahını yükseltmekte kararlıyız. Zor günler geride kalacak. Evet, 30 sene önce de öyleydi. Şimdi de öyle. Güneş Gazetesi, evet, manşete UBP paylaşım mutfağı için koştu. Yani pes vallahi, tamam koştu. İyi de yaptı, aferin, tebrik ediyoruz, alkışlıyoruz da bu hareketlerini ama ya sadece UBP koşmadı ki orada. Yani evet, Hasan Taçoy demiş ki adaylar rakibim değil kardeşimdir. Bence çok doğru bir yaklaşım. Neticede eğer hedef Ulusal Birlik Partisi'nin geleceği ise yarışacak olanlar genel sekreterlik için ağır suçlamalar yapmadan medeni kurallar çerçevesinde yarışarak kim seçilirse seçilsin, ondan sonra seçilemeyen de gidip onu tebrik etsin. Doğrusu bu. Evet, yine Zorlu Tören'in, Meclis Başkanı Zorlu Tören'in açıklaması, partizanca işler yapılıyor. Müşavirler KKTC bütçesine ağır maliyetler getiriyor. Tabii ben buna gerçekten bu habere taktım. Sayın Töre, yani Ulusal Birlik Partisi bu dönem belki dışarıda ama belki yakın bir gelecek iktidara gelir. O zaman ne yapacağınızı kısmetse, eğer buradaysak buradan sana hatırlatacağım. Kim müşavir yaratır, kim yaratmaz. Bu ülkeye 1974'ten sonra sen bizdensin, sen bizden değilsin mantığını bu ülkeye getiren parti Ulusal Birlik Partisi'dir. Bunu herkes biliyor. Aslında Sayın Töre'ye bunu hatırlatacaksın ki konuşurken daha düzgün konuşsun. Geçmişini bir hatırlatsın. Yani tamam, Ulusal Birlik Partisi paylaşım mutfağı için koştu. Ne diyelim, tebrik edelim ama orada binlerce insan vardı. Bir tek Ulusal Birlik Partisi koşmadı orada. Yani Ulusal Birlik Partisi başkanının ve üyelerinin oraya gidip koşturması bir lütuf mu, lütuf gibi mi algılanması lazım bu haberle? Ben anlayamadım. Evet, Detay demiş ki Derinya ve Ablıç kapıları açılıyor. Detay gazetesi manşetine bunu taşıdı. Kapılar açılacak inşallah. Haspolat çemberinde gizli tehlike, yaya geçidi kapatıldı, üzerinden atlatılıyor. Zaten Haspolat çemberinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin o bölgesinde trafikte problem olduğunu hepimiz biliyorduk. Birçok ölümlü kazada oldu. Umarız üst geçitle bu iş kökünden temizlenir. O yaya geçidinin de zaten öyle bir yolda yaya geçidi olmaz, iptal edilmesi bence doğrudur. Ancak şu sürede o yaya geçidi iptal edildikten sonra üst geçitin hemen bitirilmesi gerekir. Bu haber vardı Detay gazetesinin de. Yine Sertoğlu, kurumun ileriye taşınması için kararlı adımlar atacağız. Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu böyle bir açıklama yapmış. Star gazetesinin manşetinde bugün yasa dışı inşaata halktan ÇED raporu isteniyor. Anayasaya aykırı bir şekilde kumsala yaptırdığı yarım milyonluk lüks konutlara ÇED raporu almak isteyen şirket, yasaların etrafını dolanmak için yarın halka bilgilendirme toplantısı yapacağını duyurdu. Sezar Biç ve For Vision
şirketlerinin yasaya aykırı iskelede yaptıkları binalar. Evet, tabii ki ülkemizde yasaya aykırı denizin içerisinde o kadar çok yapı var ki, ama onlar geçti bitti. Onlar bizdendir, sizden değil. Ona gücümüz yetmez gibi hikayelerle bir şey yapılamıyor onlara. Bu ülkede yasaları dinleyen yok. Bu ülkede deniz kenarından ne kadar uzaklıkta inşaat yapılabileceği yasayla belirtilmesine rağmen her yerde bu inşaatlar devam ediyor. Evet, Star Gazetesi'nde yine turizmde dijital fırsat. Çok anlamadım ama sevgili Ahmet Savaşan öyle bir açıklamada bulundu. Kıbrıs Türk Ticaret Odası'ndan kritik soru. Dövizde düşüşte, ancak döviz düştü. Bunun sebebi faizdir. Kredi faizleri %15 civarından %40'a çıktı demiş. Derinya ve Aplıç açılıyor. Yine Kudret Özersay'ın açıklaması, müzakere şart, ortak vizyon olmadan olmaz. Serdar Denktaş umut verdi, zor günler geride kalacak. Evet, Londra'da bakımsız mezarlık protesto edildi. Evet, Star gazetesinin haberi buydu. Evet, Vatan Gazetesi'ne geçiyoruz. Vatan Gazetesi'nde manşette iki kapı daha bugün açılıyor. Kapıları manşete taşıdı. Yine Özersay ortak vizyon olmadan müzakereye girmek hata olur demiş. Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacılarının Kıbrıs'ta AIDS hakkında yaptığı araştırmada Uluslararası Mikrobiyoloji Kongresi'nde birincilik ödülü alınmış. Ticari araç denetimleri sürüyor. Meclis bugün toplanıyor. Ve yine Sayın Zorlu Tören'in açıklamaları var. Hakikat gazetesi sondan bir önceki, pardon, iki önceki gazetemiz. Evet, Zorlu Töre'yi manşete taşımış. Halk hükümetten bıktı. Öyle iddiası var Sayın Meclis Başkan Yardımcısının. Sayın Töre diyor ki bazı makamların partizanca ve kişisel egolarıyla yapılan görevden alma ve göreve getirme uygulamaları demiş. Evet, çok da yabancı değiliz bu söylediklerinize. Sayın Töre daha önce de söylediğim gibi, yine Kudret Özersay'ın açıklaması var. Denetimler sürüyor. Milletvekilleri halı sahaya iniyor. Volkan Gazetesi'ne bakıyoruz şimdi. Volkan Gazetesi de Kudret Özersay'ın açıklamasını manşetine taşıdı. Ortak vizyon olmadan müzakereye girmek hata olur ve manşet haberin başlığı, atı arabanın önüne koşmayın. Yine Avrupa Halk Partisi AB Komisyonu Başkanlığı'na aday olarak gösterdiği Alman politikacı Manfred Weber demiş ki Türkiye tehditlerini durdursun. Rum yönetiminin Fransa ile askeri anlaşması imza aşamasına geliyor. Rum tarafı Lut'un yeni fikirleri referans şartlarına eklemesinden korkuyor. Yani evet, askerlerimizle gururlandık. Askerler yemin etti. Keşke askere ihtiyacımız olmayan bir memlekette yaşayabilseydik. Ve askerliği de sürmanşet yapmasaydık. Evet, ve son olarak Nacak gazetesine bakıyoruz.
Ruma ABD koruması, ExxonMobil şirketi Güney Kıbrıs'ın sözde münhasır ekonomik bölgesinde yer alan 10. parselde sondaj faaliyetlerine başlıyor. Başlayacak tabii. O taraf kendini kurtarmak için gereken adımları atıyor. Biz kısır bir döngü içerisinde kendi kendimizi yemekle meşgulüz. Tabii ki enerjinin olduğu yerde tehlike de büyük, enerji büyük para ediyor. Güney Kıbrıs, biraz önceki gazetede de okuduk, Fransa ile askeri işbirliğini artırıyor. Güney Kıbrıs, Baf bölgesinde Fransa'ya belki askeri üs verecek. Bütün bunlar hep gaz için, para için. Amerika Birleşik Devletleri tabii ki koruyacak kendi şirketini, çünkü kendisi de kazanacak ki söylenenler ExxonMobil'in yapacağı aramalarda Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaştığını ve Türkiye'nin bu şirketin yapacağı aramalarda herhangi bir müdahalede bulunmayacağı şeklindeydi. Son olarak dünkü spor haberlerine bir bakalım. Küçük Kaymaklı 3 puanla 8. haftada tanıştı. Uzatmada 1-0. Baf'ı tutmak zor. Baf Ülkürdü 5-0 kazandı. Ve Merik Alsancak Yeşilova Gönyeli'yi 4-1 mağlup etti. Yine Lefkoşa'da spora doydu. Dün gerçekten Lefkoşa çok güzel görüntülere sahne oldu. Çoluğuyla çocuğuyla, yaşlısıyla genciyle ortak bir amaç için yürüdü, koştu, sohbet etti. Eski ahbaplar birbirlerini buldu. Güzel bir gündü. Yine devamını daha sık, daha farklı bölgelerde bekliyoruz dedik. Ve bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Umarım sevgili Serkan Soyalan'ı aratmadım. Biz sizlerle yine saat 15'te Günün Nabzı programında birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, Adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, Adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor.
E-Devlet şifreni mi unuttun? Daha önceden sisteme cep telefonunu kaydedip doğrulatmış mıydın? Yeni şifrenin cep telefonuna kısa mesajla gönderilmesini isteyebilirsin. Cep telefonu numaranızla E-Devlet şifrenizi yenilemek artık çok daha kolay. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Ve gündemi Yeni Bakış'ta yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'ta başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor.
Halkla beraber Halk İşin Gazete. Yeni Bakış. Adana'nın tarafsız gazetesi.